Efendim hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Başkan konuşurken Samsun'un önemine vurgu yaptı. Samsun sadece Samsunlar için değil, sadece Türkiye için değil, bütün mazlum ülkeler için örnek alınacak bir kenttir. Çünkü bu kent Milli Kurtuluş Savaşı'nın kıvılcımının atıldığı bir kenttir. Dolayısıyla Samsun'un bizim tarihimizde ve dünya tarihinde önemli bir yeri vardır. İşgal altındaki bir ülke ve yönetimin işgalci güçleri kendi ülkesine davet ettiği ve onlara boyun eğdiği bir ortamda bir kişi biz asla boyun eğmeyeceğiz, teslim olmayacağız. Gemileri gördüğü zaman kararlılıkla geldikleri gibi gideceklerdir diyen bir kişinin kentidir burası aynı zamanda. Dolayısıyla Samsun'un bizim açımızdan, dünya siyaset tarihi açısından da özel bir önemi vardır. Efendim kanaat önderlerimiz burada, meslek kuruluşlarımızın temsilcileri burada, muhtarlarımız burada, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri burada. Efendim hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sizinle dertleşeceğim. Ülkenin içinde bulunduğu durumu gayet iyi biliyorsunuz. Ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Benim kafamda da ciddi sorular var. Sıradan vatandaşın kafasında da ciddi sorular var. Benim düşündüğüm dünyayla farklı, siyasette çok fazla ilgilenmeyen bir kişinin dünyası arasında büyük bir fark yok. Ben belki sorunu ülke genelinde, dünya genelinde düşünüyorum. O kendi sorununu ev, mahalle ve kenti genelinde düşünüyor olabilir. Ama sorunlar değişmiyor. Sorunlar ortak. Sorunu çözdüğümüz zaman mahallede yaşayan vatandaş da, ona hizmet eden muhtar da, belediye başkanı da, milletvekili de ve Türkiye'de rahatlamış olacak. Mesele sorunu çözmek. İkinci soru. Bir ülkenin sorunu nasıl çözülür? Öyle var olan sorunlar ki insanlığın tarihinde insanlar sorunlarını çözmek için çaba harcadılar. Ve bugün geldiğimiz noktada sorunun çözümü ya elinize sopayla ben bilirim her şeyi, ben sorunu çözerim, kimse konuşmasın diyeceğiniz bir otoriter rejim ya da herkes konuşur, oturur, tartışırız, aklı egemen kılarız. Ya şu sorun var, evet bu sorunun şöyle çözülmesi gerekir diye bir düşünce üretiriz. Hangi tercih geçerli olacak? Bizim tercihimiz, rahmetli Ecevit, Ekonomik Sosyal Konsey diye bir konsey kurmuştu. Bir kararnameyle, Ekonomik Sosyal Konsey. Eğer bir sorun çıkarsa, işçisi, işvereni, emeklisi, esnafı, herkes orada. Onlar dertlerini anlatacaklar. Karşıda o dertleri çözecek olan bakanlar, hükümet yani. Buyurun beyler, derdinizi anlatın. Buyurun beyler, bu dertler nasıl çözülür? Akılla, mantıkla, bilgiyle ve birikimle biz bu dertleri nasıl çözeriz? Soru 3. Ekonomik ve Sosyal Konsey'e ne oldu? Ekonomik ve Sosyal Konsey sonra kararnameden çıktı, bir kanun oldu. Her 3 ayda bir toplanması gerekiyordu. Sonra o da yetmedi, bir anayasal kurum oldu. Anayasada yer aldı, Ekonomik ve Sosyal Konsey diye. Peki ne zaman toplandı en son Ekonomik ve Sosyal Konsey? 5 Şubat 2009. Hangi yıldayız? 2021. Niye toplanmadı? Bir başka soru. Bunu ben sormayacağım sadece. Sanayici soracak, esnaf soracak, tüccar soracak, çiftçi soracak, apartman görevlisi soracak, işsiz soracak, herkes soracak. Ya bizim derdimiz var diyecek.
Bir anayasal kurum var. Ekonomik Sosyal Konsey. Bir de kabine var. Bir de başında bir kişi var. Ya kardeşim, bu dertleri nasıl çözeceğiz biz? Benimle konuşmadan benim derdimi kim çözebilir? Ben sorunluğumu anlatacağım ki çözme makamında olan sorunu çözsün. Benden habersiz benim sorunumu bilemez ki. Bunun yapılması lazım. Esnafın derdi var, doğru. Sanayicinin derdi var, doğru. Çiftçinin derdi var, doğru. Peki derdi ne? Ülkeyi yöneten kişinin önce o derdi bir dinlemesi lazım. Nedir bu dert? İki, oturup konuşması lazım. Ya şu şöyle çözmek istiyorum. Böyle çözersen bu sorun çözülür mü, çözülmez mi diye bir de ona sorması lazım. Bunlar bitti. Yok artık bunlar. Ve yeni bir sürecin içinde Türkiye. Hep beraber bu süreçten çıkmak zorundayız. Herkesin düşüncesini rahat ifade edebildiği, sorunların masaya yatırıldığı bir süreci başlatmak zorundayız. Bizim güzel bir atasözümüz var. Taç giyen baş akıllanır denir. Taç giyen baş akıllanır. Bir kişiye tacı taktığınız zaman o sorumluluğunun bilincine varır. Bu toplum bana bu tacı verdiyse ve sorumlulukları çözme konusunda bana bir yetki verdiyse, benim topluma karşı bir sorumluluğum vardır artık. Ve toplumun o sorununu ben çözmek zorundayım. Bunu söylemesi lazım. Peki başka? Sorun nasıl çözülür? Akılla çözülür. İstişareyle çözülür. Erdemle çözülür. Devleti kinle yönetemezsiniz. Devleti öfkeyle yönetemezsiniz. Devleti intikam duygusuyla yönetemezsiniz. Devlet akılla, bilgiyle, erdemle yönetilir. Devleti böyle yöneteceksiniz. Eğer kini, öfkeyi, intikam duygusunu öne çekerseniz, devlette kavgayı, vatandaşlar arasında kavgayı, bölünmüşlüğü gündeme getirmiş olursunuz. Sanayici bugün ne diyor? Önümü göremiyorum diyor. Gaziantep'e gittim, sanayicilerle konuştum. Burada da konuşacağım. Yatırım yapacağım, önümü göremiyorum. Dolar ne olacak diyor, bilmiyorum diyor. Önünü göremese, üç adım sonrasını göremese nasıl yatırım yapacak? Pandemi dönemi yaşadık, evet, hala yaşıyoruz, evet. Esnaf ne diyor? 40 yıldır vergi ödedim diyor. Bana 40 gün devlet bakmadı diyor. Haklı mı? Haklı. Çiftçi. Perişan vaziyette. Baktığınız zaman elektrik zamlı, ilaç zamlı, gübre zamlı, aldığım fide zamlı, tohum zamlı. Nereden geliyor? Yem dahil olmak üzere. Dışarıdan geliyor. Dışarıdan gelince ne diye bedeli ne olarak ödüyorsun? Dolar karşılığı Türk lirası ödüyorsun. Her şeye zam geldi. Fiyatlar böyle çıkarsa her şeye zam gelir. Peki vatandaş nasıl geçinecek? Yeni bir stratejiye, yeni çözüm anlayışına ihtiyacımız var. Devleti bilgiyle yönetmeliyiz. Demokrasi içinde yönetmeliyiz. İnsanlar düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilmeliler. Siyaset kurumu rahatlıkla eleştirilebilmeli. Gerekirse en sert eleştiriye siyasetçi tahammül edebilmeli. Yanlışının farkına varmalı, yanlışında ısrar etmemeli. Bunu yapmak bizim elimizde. Beraber bunu yapmak zorundayız. Çocuklarımız için, evlatlarımız için yapmak zorundayız. Geleceğimiz için yapmak zorundayız. Bayrağımız için yapmak zorundayız. Ve en önemlisi tarihimiz için yapmak zorundayız. Bunu yapmadığımız takdirde tek tek hep her birimizin sorumluluğu var. Siyasi partiler futbol kulübü gibi tutulan bir olgu değildir. Futbol kulübünü tutarız çocukluğumuzda, birisi der ki şu takım o takımı tutarız. Yenilir, galip olur,
efendim şampiyon olur, bilmem ne olur. Ama siyasi partiler öyle değildir. Vatandaşa söz vermişlerdir. Sözünü yerine getirirse, başımın üstüne sözünü yerine getiremezse, kusura bakma kardeşim, başkası gelsin yönetsin. Ayrıca siyasi partiler devlet olmazlar. Devlet gibi hareket edemezler. Devlet ayrıdır, siyasi parti ayrıdır. Bu ayrımı da bütün vatandaşlarımın bilmesini isterim. Devlet bakidir. Siyasi partiler baki olan devleti belli bir süre yönetmek üzere gelirler. Devlet olmak için değil. O nedenle devlette liyakat vardır. Devlet liyakatle yönetilir. İş ehline teslim edilir. Siyasi otoritede ehliyet yoktur. Liyakat yoktur. Örnek, çok sık verdiğim örneği bir daha anlatayım. Devlette şef olmak için en düşük mertebedir şef. Şef olmak için. Bir, üniversiteyi bitirmeniz lazım. İki, belli bir süre çalışmanız lazım. KPSS sınavını vermeniz lazım. Sınava girmeniz lazım. Kazandıktan sonra şef oluyorsunuz. Peki bakan olmak için iki şeye ihtiyaç var. İlkokul diploması, savcılıktan ihal kağıdı. Niye bu örneği veriyorum? Devletle siyasetin ne kadar farklı olduğunu bilmeniz açısından. Devlet bakidir. Devletin hafızasını bürokrasi tutar. Siyasetçi devletin hafızasını tutmaz. Devletin tarihini bilir. Ama hafıza başka bir yerdedir. Devletin arşivi vardır. Eğer bir siyasi parti ben devletim, devlet oldum diyorsa bilin ki orada demokrasi yoktur. Bitmiştir de demokrasi orada. Böyle bakmamız lazım. Demokrasiyi güçlendirmemiz lazım. Demokrasimizi güçlendir. Demokrasiyi güçlendirmenin ilk adımı muhtarların yetkisini artırmakla başlar. Muhtarlık kurumuna önem vermekle başlar. Eğer muhtarlık kurumuna önem vermiyorsanız, ya işte muhtar ne olacak? Oturduğu yer bile kiralıksa, aldığı maaş değil ödenekse, izine ayrıldığı zaman ödeneği kesiliyorsa, kendi mahallesiyle ilgili belediye bir karar aldığında muhtarın haberi olmuyorsa, bu kurum neye yarar o zaman? Demokrasiyi güçlendirmek istiyorsanız, önce muhtarlık kurumunu güçlendireceksiniz. Diyeceksiniz ki efendim niye muhtarlığa bu kadar önem veriyorsun? Ey Kılıçdaroğlu. Şunun için değerli arkadaşlarım, o rakamları da ben size vereyim. Gerçekten bakınız değerli arkadaşlar. 100 küsur kanunda muhtar adı geçer. Ne siz bilirsiniz ne de ben bilirim. Sizin bağımsız bir muhtarlık kanununuz var mı? Yok. Niye yok? Sizin birleşik oy pusulanız var mı? Yok. Niye yok? Sizin oturabileceğiniz bir yer var mı? Bir taşınmaz var mı? Yok. Niye yok? Seçimle gelen herkesin var. E siz de seçimle geliyorsunuz. Üstelik milletvekili seçiminden çok daha önemli sizin seçiminiz. Çünkü siz adınızla, kimliğinizle, bilginizle, birikiminizle, mahalledeki, kırsaldaki sevgiyle çıkıyorsunuz milletin önüne. Beni seç diyorsunuz, ben muhtar adayıyım. Seçiliyorsunuz. Peki milletvekillerini millet mi seçiyor? Hayır efendim, millet milletvekilini seçmiyor. Sizin önünüze sadece genel başkanların alt alta yazdığı bir isim listesi var. Gel altına mühür basıyordular. Siz milletvekili seçmiyorsunuz. Peki bu ne zaman oldu? Darbe döneminde oldu. Peki darbelere karşı çıkan bunu değiştiriyor mu? Değiştirmiyor. Böyle kalsın diyor. Niye böyle kalsın kardeşim? Niye milletvekilini millet seçmesin? Muhtarı seçiyor. Adıyla, kimliğiyle, ünvanıyla çıkıyor ve diyor ben bu muhtarın oy pusulasının altına mührümü basıyorum diyor. Milletvekilleri öyle değil. Bir liste gelir, basarsınız imzayı. Meclise gider milletvekili. Adı milletvekili ama milletin vekili değil. Çünkü millet onu seçmedi ki. Millet bir partiye oy verdi. Kişiye oy vermedi. Bakın demokratik standartları büyütelim derken sadece bugünümüzü değil geleceğimizi de düşünmek zorundayız. Değerli arkadaşlarım, yine örnek vereyim ben size.
Muhtarlardan örnek vereyim. Bir yere tatile gittiğinizde veya dükkanı kapattığınızda diyelim, muhtarlığı kapattığınızda sizin yerinize bakan ya da sizi gelecek olan vatandaşı karşılayacak hiç kimse yoktur. Ben dedim ki muhtarlara birer tane de eleman tahsis etmek zorundayız. Birer eleman. Muhtar gittiği zaman o kişi orada olacak ve o sürekli olacak orada. Muhtar gitti, seçimi kaybetti. Yeni gelen muhtar geldi, oturduğu zaman bakacak oraya. O vatandaş orada, dosyalar orada, hafıza orada olacak. Yani bürokrasi olacak orada. Kıyamet koptu. Vay efendim Kılıçdaroğlu bunu nasıl söyler? Söylerim. Niye söylemeyeyim? Biz bunu yapıyoruz. Bizim çoğu belediyemiz muhtarlara belli bir personeli zaten tahsis ediyor. Ama muhtarlara tahsis etmesi ayrı, muhtarlıklara böyle bir bağımsız kişinin atanması ayrı. Belediye başkanı tahsis ettiği zaman siz belediye başkanını rahat eleştiremezsiniz. Der ki o zaman ben personelimi çekiyorum. Ben neden diyorum bağımsız bir kişi olsun? Muhtarı da, muhtar yeri geldiğinde belediye başkanını da rahat eleştirebilmeli. Burada bir haksızlık var diyebilmeli. Sizin mahallenizle ilgili bir karar alınırken sizin haberiniz olmuyor. Niye olmuyor sizin haberiniz? Vatandaş belediye başkanına ulaşamaz. Milletvekiline ulaşamaz. Zaten bakanlara, cumhurbaşkanına hiç ulaşamaz. E muhtarın kapısı açık. Mahallede değişiklik olmuş, muhtarın haberi yok. Olmaz. Muhtar o belediye meclisi toplantısına katılmalı, söz sahibi olmalı, karar sahibi olmalı kendi mahallesiyle ilgili. Bu neyi yapar? Demokrasiyi güçlendirir, başka bir şey değil. Muhtarlık kurumu güçlü olunca demokrasi de güçlü olur. Çiftçi ve esnaf. Bakın değerli arkadaşlar. Bu pandemi dönemi bize şu gerçeği gösterdi. Tarım stratejik sektördür. Arabanız olmayabilir. Buzdolabınız olmayabilir. Ama günde 3 sefer yemek yiyeceksiniz. Çoluk çocuk beslenecek. Neyle beslenecek? Çiftçi üretmese neyle besleneceğiz? Bana söyler misiniz? Elinizi vicdanınıza koyup bana söyler misiniz? Ya bu memlekette saman ithal edileceği hiç aklınıza gelir miydi? Yem ithal edileceği aklınıza gelir miydi? Canlı hayvan ithal edileceği, et ithal edileceği, mercimek ithal edileceği, nohut ithal edileceği aklınıza gelir miydi? Niye ithal ediyoruz? Hangi gerekçeyle ithal ediyoruz? Toprak yok desen var. Çiftçi yok desen var. Güneş yok desen güneş var. Su yok desen su var. Peki niye ithal ediyoruz? Samsun'u biliyorsunuz. Samsun sigarasını biliyorsunuz. Bafra'yı biliyorsunuz. Tütünü biliyorsunuz. Ne oldu Allah aşkına? Dışarıdan tütün ithal ediyoruz. Ve yabancı sigara içiyoruz. Niçin? Hangi gerekçeyle? Ya biz uluslararası tekerlere hizmet etmek için mi bu devleti kurduk? Yoksa bu devleti biz çiftçimiz kazansın diye mi kurduk? Sanayicimiz kazansın, esnaf kazansın, hepimiz kazanalım diye mi kurduk? Yozgat'ın mercimek, kokulu mercimeğini unuttuk ya. Haran Ovası duruyor, Konya Ovası duruyor, Adana Ovası, Çukurova duruyor. Su yok arkadaşlar. Su var ama su yok. Çiftçi ektiği ürünün karşılığını alamasa, alın terinin karşılığını alamasa niye üretsin? Hep örnek veririm, bir daha örnek vereyim. Hollanda toprak büyüklüğü itibariyle Konya'dan küçük. Konya'dan küçük bir devlet. Yıllık tarım ürünü ihracatı 185 milyar dolar. 185 milyar dolar. Peki Türkiye Cumhuriyeti Devleti 17-18 milyar dolar. İthalatı saymıyorum. O ayrı. İhracatımız. Peki oturup bir düşünmeyecek miyiz ya? Konya'dan küçük bir devlet
185 milyar dolarlık tarım ürünü ihraç ederken devasa bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti neden 18 milyar dolar tarım ürünü ihraç eder? Ve neden biz tarım ürünlerinin büyük bir kısmını ithal ederiz, kendi yabancı ülkelerden alırız? Sorumlusu kim? Çiftçi mi? Hayır. Devleti yönetenler. Peki bu şu soruyu sorduk mu? Ya bunlar devleti kötü yönetiyorlar. Böyle bir yönetim olmaz. Dedik mi? Demiyoruz. Ön yargılarımızla hareket ediyoruz. Sizden isteğim, ön yargılarınızı kırın. Hepsini atın çöp sepetine. Yeni bir Türkiye için, güzel bir Türkiye için, barışçı bir Türkiye için, üreten bir Türkiye için, alın terine değer veren bir Türkiye için, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye için yeni adımlar atmak zorundayız. Devletin akılla yönetildiği, mantıkla yönetildiği ve devleti yönetenlerin her kuruşun hesabını millete verdiği bir anlayışla bu devletin yönetilmesi lazım. Vergi ödüyorsunuz hepiniz. Nereye gidiyor bu paralar? Şu soruyu defalarca sordum. Şehir hastaneleri yapıyorlar. Eyvallah, kimsenin itiraz ettiği yok. Yapın kardeşim. Kaça yapıyorsun bunu? Bilen var mı? Ben bilmiyorum. 83 milyon da bilmiyor. 600 milletvekili de bilmiyor. Ama parayı biz ödüyoruz. Ya parasını ben ödediysem kaça mal olduğunu bilmem lazım. Havaalanı güzel yap kardeşim. Kaça yaptın bu havaalanını? Ben bilmiyorum. 600 milletvekili de bilmiyor. Merkez Bankası'nın kasasındaki 128 milyar dolar buharlaştı. Ya kime sattın kardeşim? Hangi kurdan sattın? Bu soruyu soramazsınız. Peki neyi soracağız o zaman? Sabah kahvaltıyı mı yaptın, onu mu soracağız sana? Akşam yemek yedin, onu mu soracağız? Hangi yemeği yedin diye. 128 milyar dolar. Bu milletin alın teri ya. 83 milyonun hakkı var orada. Kime sattığını ben bilmek zorundayım. Ne dedik? Devlette temiz ahlak gerekiyor. Devleti yönetenlerde asgari ahlaki temel kuralların olması lazım. Başkasının parasını harcıyor, milletin parasını harcıyorsun. Milletin parasını harcıyorsan hesabını vereceksin millete. Siyaset hesap vermedir, hesap verme sanatıdır. Her kuruşun hesabını vereceksin. Bu kadar basit. Para senin paran değil. Senin paransa istediğin gibi harca. Devleti yönetenlerin topluma örnek olması lazım. Devleti yöneten topluma örnek değilse o zaman kötü örnektir. Devleti yöneten nasıl topluma örnek olacak? Kendisiyle, yaşantısıyla, ailesiyle, çevresiyle topluma örnek olacak. Ne dedik? Taç giyen baş akıllanır dedik. Akıllı hareket edeceksin. Bakın dün bir genelge çıktı. 2021-14 numaralı genelge. Adı Tasarruf Tedbirleri. Cumhurbaşkanlığından yayınlanmış. Herkes genelgeye dikkat edecek. Ben hariç diyor. Herkes tasarruf yapacak. Ben hariç diyor. İsraftan herkes kaçınacak. Ben hariç diyor. Evet. Cumhurbaşkanlığı, İdari İşler Başkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği hariç. Bunlar hariç. Bunlar her türlü israfı yapabilirler. Ama vatandaş yapmayacak. Böyle devlet yönetilir mi? Sizin vicdanınıza sesleniyorum. Devlet böyle yönetilir mi? Önce sen tasarruf yapacaksın ki vatandaş örnek alacak seni. Senin davranışın, oturman, kalkman, konuşman, aile yapısı, bunlara örnek alacak. Vatandaş örnek alacak. Diyecek ki devleti yöneten buna dikkat ediyor. E benim de dikkat etmem lazım. Ben dikkat etmeyeceğim. Her türlü savurganlığı yapacağım. Genelge de çıkarıyorum. Ben bundan istisnayım. Ama ha, siz sakın yapmayın bunu. Niye yapmasın? O da yapacak. Balık baştan kokar. Ona bakıyor zaten. Değerli arkadaşlarım, önümüzde bir süreç var. Devletin kaynakları nerelere ne kadar kullanılıyor bilmiyoruz. Ödenen vergilerin nerelere harcandığını bilmiyoruz.
İsraf diz boyu düşündüğünüzden çok daha fazla. Bir devlet başkanının 13 tane uçağı olmaz arkadaşlar ya. İnsaf ya. İnsaf ya. Ya çocuklar yatağa aç giriyor bu ülkede. Aç insanlar var ya. 10 milyonu aşkın işsiz var kardeşim bu ülkede. 10 milyonu aşkın işsiz var ya. Babayla işsiz çocuk yüz yüze bakamıyorlar ya. Evde, aynı evde yüz yüze bakamıyorlar. Baba çocuğuna harçlık veremiyor ya. Konteynerlardan beslenen milyonlar var ya bu ülkede. Yarın sandık kurulacak. Olmaz bak değil. Gelecek bu sandık. Sizden tek isteğim sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyarak oy kullanın kardeşim. Benim sorumluluğum var doğru. Ama sizin de sorumluluğunuz var. Seçeni ben seçmiyorum, siz de seçiyorsunuz. Sadece ben oy kullanmıyorum, siz de oy kullanıyorsunuz. Ahlaktan yana, temiz siyasetten yana, alın terinden yana, istihdamdan yana, üretimden yana, ihracattan yana, onlardan yana oy kullanmalıyız. Bakın şunu da rahatlıkla söyleyin. Eğer bir ülkeyi yöneten kişinin mal varlığı dolayısıyla egemen gücün lideri tarafından tehdit ediliyor ve karşılığında ses çıkarmıyorsa burada bir sorunumuz var demektir. Bunu Samsun olduğu için söylüyorum. Cümlelerin başında ne dedim? Samsun dedim. Milli Kurtuluş Savaşı'nın en önemli kentlerinden birisidir dedim. Bana söyler misiniz hangi devlet başkanı Türkiye Cumhuriyeti tarihinde mal varlığı dolayısıyla tehdit edildi? Özal mı? Hayır. Süleyman Demirel mi? Hayır. İnönü mü? Hayır. Atatürk mü? Hayır. Kimdi? Tansu Çiller mi? Hayır. Kimse mal varlığından ötürü tehdit edilmedi. Şimdi açık ve net söylüyorlar. Beni kızdırma mal varlığını dünyaya açıklarım diye. Ve tek cümle bile kurulmuyor. Açıklamazsan, araştırmazsan namersiniz diyemiyor kimse. O zaman bir sorunumuz var. Her birinizin sorumluluğu da var. Beraber çözmek zorundayız. Demokratik yollarla. Ve sizden bir isteğim daha. Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Bu ülke güzel bir ülke. Bu ülkenin insanları da çok güzel. Efendim bugüne kadar CHP iktidar olmadı. Eleştirisi de geliyor. Doğrudur. Kabahat vatandaşta değil, kabahat bizde kardeşim. Sen vatandaşa gittin, çayını kahvesini içtin, derdini dinledin, ayağına gittin de sana oy mu vermedi? Oturdun Ankara'da tumturaklı laflar ettin, niye oyumuz artmıyor? Artmaz kardeşim. Şimdi geziyorum. Mahalle mahalle, köy köy, sokak sokak. Esnaftı, kapıcıydı, apartman görevlisiydi, minibüs şoförüydü, taksi şoförüydü, kamyon şoförüydü, sanayiciydi. Tüccardı, esnaftı. Her bir sosyal kimliğin sorunlarına eğiliyor. Her bir sosyal kimliğin. O sorunları çözmek benim boynum borcudur. Biz Millet İttifakı olarak bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Bu ülkeye huzuru getireceğiz. Bu ülkeye barışı getireceğiz. Bu ülkeye üretimi getireceğiz. Bu ülkede siyasetçi nasıl hesap verir? Onun örneğini getireceğiz. Ve yeni bir süreci başlatacağız. Yeni bir süreç. Ahlaklı bir süreç. Adaletli bir süreç. Bu olmadığı takdirde devlette çürüme başlar. Liyakat önemlidir devlette. İşi ehline vereceksin diyor. İşi ehline vermediğin takdirde olmaz. Orada savurganlık olur. Devlet yönetiminde partizanlık olmaz. Bakın belediye başkanımız burada. Kendilerine söylediğim şudur. Belediye başkanı seçildiğin gün göğsündeki altı oku çıkaracaksın kardeşim. Sen artık bütün o beldenin belediye başkanısın. Hiçbir vatandaş arasında oy verdi vermedi ayrım yapmadan herkesi kucaklayacaksın. Herkese eşit davranacaksın. Eğer bir mahallede fakirler varsa oraya pozitif ayrımcılık yapacaksın. Ve senin bulunduğun, yönettiğin bir beldede bir çocuk yatağa aç giriyorsa o gece uyumayacaksın kardeşim. O çocuğun önce karnını doyuracaksın. Bakın bizim devlet anlayışımız budur. Biz bunu Türkiye genelinde yapmak istiyoruz. İttifakın varlık nedeni de budur. Demokrasi, beraber birlikte yeniden inşa edeceğiz.
Huzur içinde yaşayacağız. İnsanların siyasi görüşü farklı olabilir. Siz saygı duymak zorundasınız. İnsanlar sizi eleştirebilir. Saygı duymak zorundasınız. Akıl akıldan üstündür. Belki birisinin söylediği doğrudur. Sizin aklınıza gelmemiştir. Vatandaş eleştirirken oradan ders çıkarırsınız. Demek ki bir yanlışım var dersiniz. Her ağzını açanı yakalayıp hapse atarsanız orada demokrasi olmaz. Düşünce özgürlüğü olmaz. Bunların sağlanması lazım. Efendim şimdi yerime oturacağım. Sizler soru soracaksınız. Öyle galiba değil mi? Soru soracaksınız. Sizden isteyin. Ya acaba şu soruyu sorsam genel başkanı üzer miyim? Üzmezsiniz. Sorun aklınıza gelen her soruyu. Acaba şu soru da genel başkana sorulur mu? Rahatlıkla sorun. Cevap vereceğim hepsini. Ama şundan emin olmanızı isterim. Hepsine samimi olarak cevap vereceğim. Samimi olarak. Bizim artık oturup bir helalleşmemiz lazım. Bir helalleşmemiz lazım. Gidişten ben de rahatsızım, siz de rahatsızsınız. Oturup bir helalleşelim. Bu memleket hepimizin memleketi. Bayrak hepimizin bayrağı. Şunu da ifade edeyim. Bayrak ve vatan konusu bizim kırmızı çizgimizdir. Bayrak ve vatan konusunda sorunu olmayan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Gelsin kardeşim, oturup konuşalım. Olaya böyle bakıyoruz, böyle değerlendiriyoruz. Dolayısıyla sorularınızı da bekliyorum. Arzu ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. Dediğim gibi üzülmem. Tam tersine sevinirim. Ve var olan kafanızda sorular, sorunlar CHP'ye yönelik varsa onları da rahatlıkla ifade edebilirsiniz. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bu arada Samsun Spor'un 56. yılı, bir dönem Süper Lig'deydi Samsun Spor. Fakat sahipsiz kaldı. Anadolu'ya spor, Samsun Spor gibi takımlar aracılığıyla geliyor. Dolayısıyla Samsunların da Samsun Spor'a sahip çıkmasını istiyoruz. Spora sahip çıkmak ne anlama geliyor biliyor musunuz? Gençlerin bir anlamda kötü alışkanlıklardan kurtulması anlamına geliyor. Uyuşturucunun ne kadar yaygınlaştığını biliyor musunuz? Türkiye'nin uyuşturucuda önemli bir merkez haline getirildiğini biliyor musunuz? Kocaeli Dilovası'nda yakalanan, Mersin Limanı'nda yakalanan, kilolarca, birisinde 600 yerinde 400 kilo kokainin kimler tarafından getirildiğini ve yakalandıktan sonra savcılar tarafından soruşturma dahi açılmadığını biliyor musunuz? O savcıların soruşturma açmaması ne demektir biliyor musunuz? Arkamda siyasi güç var. Soruşturma açarsam başım belaya girer. Soruşturma açarsam ben daha ileriye terfi ederim diyor. Bu yapılardan Türkiye'yi kurtaracağız. Bu yapılardan. Temiz, güzel, adaletli, birbirini kucaklayan, farklı düşüncede, farklı görüşte, farklı siyasi partilerde olan arkadaşların birbirini kucakladığı güzel bir Türkiye inşa edeceğiz. Bu umutlarla tekrar hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.